Sen hazır mısın İpekçi? Hazırım Cenab-ı abi. Ama nasıl gideceğiz hiç aklım ermiyor. Bir yolunu bulacağız. Otostop yapacağız. Kamyonlarda yolculuk etmek bile Sabriciğimin ağız kokusunu çekmekten iyidir. Artık bir dakika bile duramam bu küçük burjuva apartmanında. Aç İpekçi. Sabrın taştı. Yine Sabri geldiyse elimi tersine ağzına bir çarpacağım. Ha sen miydin Hüseyin? İyi günler. Nerelerdesin sen eskici? Kepaze ettin bizi burada. Çekeceğim kulağını. Çabuk söyle. Satabildin mi resimleri? Ayıp ettin hocam. Kaçar mı? Sattım tabii. Hem de acayip bir fiyata. Şükürler olsun. Hayatımız kurtuldu. Mucize İpekçi. Artık uzaklara gidip bütün sıkıntılarımızı geride bırakabiliriz. Ben kendi payımı aldım hocam. Bunun hepsi sizin. Kokusunu bile özlemişim bunların. Bırak koklamayı İpekçi. Say bakalım. Ne kadar var? Ayrıca hepsini tek tek kontrol et, sahte olmasın. Aşk olsun hocam, hiçbir güvenin yok bana. Bu güven meselesi değil canım İpekçi. Sadece prensip meselesi. Hadi İpekçi, hemen yola çıkalım. Yandık, bu Sabri Bey herhalde. Korkarım öyle İpekçi. Paranın kokusunu almış olmalı. Halil Efendi abi ne yapayım? Halil Efendi nereden haber aldı? Sen mi peşine takıp getirdin onu yoksa eskici? Bak çekeceğim kulağına. Yok hocam aşk olsun. Ben öyle şey yapacak adam mıyım? Tesadüf işte. Hadi hadi. Aksi tesadüf. İyi günler. İyi günler beyefendi. Rahatsız ettim. Hoş geldin enişte. Hangi rüzgar attı seni böyle? Dur şimdi iblis. Hoş geldin Halil Efendi. Biz de şimdi seni düşünüyorduk. Elimize para geçer geçmez sen geldin aklımıza canımın içi. Ne kadar borcumuz? Burada yazılı. Kusura bakmayın beyefendi. Ben de çok zor durumdayım. Yoksa böyle sizi sık boğaz etmezdim. Tabii tabii. Sen de haklısın. Cenap beyler öyle insan değil enişte. Paraları oldu mu trink diye öderler işte böyle. Evet canım içi. Trink diye böyle. Buyurun Halil Efendi. Bereket versin. Hadi iyi yolculuklar. Merhabalar. İyi günler efendim. Yanılmıyorsan tam zamanında gelmişim. Tam zamanında canım içi. Azrail gibi. Bakma yüzüme İbrikçi. Bakma. Al çantanı. Kamyoncu kardeşlerimizi bekletmeyelim. Sabriciğim gene terör estiriyor. Kırıp geçiriyor ortalığı İbrikçi. Kuru gürültü Cenab-ı abi. Onun borusu sırf bizi ötüyor. O da doğru ya. Rehin kaldık burada. Ne yapacağımızı düşünmekten sabaha kadar uyuyamadım. Sen mi abi? Boş versene. Yemin ederim. Bütün gece döndüm durdum İbrikçi. Sabriciğimin verdiği süre bugün doluyor. Parayı bulma konusunda hiçbir ilerleme kaydedemedik. İşe bak. Kırmızım da bitmiş. Efendim? Boya abi. Kırmızı boya kalmamış. Ben para umudumuz kalmadı diyorum. Sen bana tutup boyadan bahsediyorsun İbrikçi. Eskici de gelmedi bir türlü. Çekeceğim kulağını. O resimleri satabilseydik şimdi Paris'teydik. Bırak hayalleri abi. Bodrum'a gidecek yol paramız bile yok. Yok ya. Yok maalesef. Kapağı oraya bir atabilseydik gerisi kolay. Gideriz Hulusi'cime. Ekmek elden, su gölden. Bizi sokağa atacak diye. Acaba Aydın'dan borç para mı istesek? Asla, asla. Zaten kırgınım Aydın'cığıma. Programı durdurulunca parmağını bile kıpırdatmadı. Hiç değilse istifa edebilirdi. Ona avuç açacak kadar daha düşmedik. Yapma Cenab-ı abi. Daha ne kadar düşeceğiz? Bir de utanmadan konuşuyorsun değil mi İbrikçi? 3 kuruş kira yüzünden ne halleri düşürdün bizi? Ne diyorsun abi? Gene ben mi suçlu oldum? Elbette sen suçlusun. Yazıklar olsun. Ne biçim hesabın sen? Bir kırmızın bile yok. Esmer'i göremiyor İbrikçi. Taşınamıyor musun? Bırak şimdi Esmer'i kullanır Cenab-ı abi. Sen ne yaptın? Banyo yaptım. Yapmamalı mıydın? Onu söylemiyorum. Neden Sabri Bey'e yalan söyledin? Ha, şu miras meselesi. Sonra yani bir savunma refleksi. Öyle Sabri'cim üstümüze gelince ağzıma o laf çıktı. Yaktın bizi Cenab-ı abi. Yalan söylediğimiz anlaşılınca başımız iyice belaya girecek. Hocam sen de bana destek verdin. Gelme öyle üstüme. Hah. Mirasa konduğumuz duyuldu ya. Şimdi ziyaretçilerimiz artar artar. Sakın bakmadan açma İpekçi. 300 bin doları akbabalara kaptırmayalım.
Korkma Cenab-ı abi. Yabancı değil, Cafer. Buyurun. Oh, sağ ol Cafer'cim. Cafer'cim, hayatımızı kurtardın. Bunu sana nasıl ödeyeceğiz? Aman efendim, siz de 300 bin dolar olduktan sonra emredin, marketi sırtladık gelin. Heh. Cafer, Cenab-ı abi sana bir şey söyleyecek. Bana mı? Ha. Ne söyleyeceksin Cenab-ı Bey? Gel Cafer'cim, gel otur metin. Cafer'cim, bizim 300 bin dolarımız yok. Ha. Aslında bizim 300 bin liramız da yok. Aman. Yani miras işi hikaye miydi? Evet Cafer, hikaye. Benim teyzem ölmedi. Zaten teyzem filan da yok. Sabriciğimden paçamızı kurtarmak için böyle bir masal uydurduk. Yani anlarsın, aramızda kalsın. Markete sizin için kefil oldum. Bir o kadar da alacağım var, ne yapacağım ben şimdi? Efendim, rahatsız etmiyoruz ya. Efendim, hoş geldiniz. Hanımefendi, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Niye ağlıyor böyle? Sevinçten hanımefendi, sevinçten. Sevinçten mi? Sevinçten tabii. Bu mirası duyunca size hizmet vermek benim için bir şereftir dedi. Ağlama, bu mirastan payını alacaksın Cafer'cim. Git başka evde ağla. Burada iş görüşeceğiz. Hadi salınma. Gel, gel. Bu miras meselesi aramızda kalsın. Anlıyorsun. Hadi öptüm. Buyurun abi. Buyurun. Ayakta kal. Fazla kalmayacağız efendim. Size bir teklif yapmaya geldik. Bu daireyi size 100 bin dolara bırakabiliriz. 100 bin dolara mı? Bu mümkün değil çünkü. Biz o paranın hepsiyle yatırım yapmayı düşünüyoruz. 300 bin doların hepsiyle mi yatırım yapacaksınız efendim? Hepsiyle. Ama yine de bu cazip teklifinizi düşünebiliriz. Cenab-ı abi lütfen. Ay düşünün lütfen Cenab-ı Bey. İstediğiniz kadar düşünün. Kira borcunuzun da hiç acelesi yok efendim. Merak etmeyin. Çok tatlısın canımın içi. Sahilde iyice battık Cenab-ı abi. Bakalım nasıl çıkacağız bu belanın içinden. Bilmiyorum. İyi bir düşün bakalım İbrikçi. Yakında vefat etme ihtimali olan yaşlı ve zengin akrabalarından hiç kimse yok mu? Ha? Dedim sana, paranın kokusunu duyan gelir artık. Ben geldim amca. Hoş geldin ailesi. Niye geldin delikanlı? Zaten yol yorgunuyuz. Şurada biraz kafamızı dinleyeceğiz. Aldım onu ailesi. Ne haber? İyilik. Baba oluyorum ben. Ne? Seni duyamadım delikanlı. Baba oluyorum demişsin gibi geldi bana. Doğru duydun Cenab-ı amca. Baba olurum, çocuk olacak. Hayırlı olsun. Umarım annesi de vardır bu çocuğu. Var tabii. Sevgilim. Hani şu dükkandaki kız mı? Hı, Dilek. Her gün saklıyor ama ben kesinlikle almadım. Hala. Ne tatlı. Ya ne saçmalıyorsun. Kutlarım. Gel bir şeyler ye. Yok. İstemem. Hem ben sana dargınım. Dargınız. İyi. Öpücükken çocuk olmaz demiştin ama bak oluyormuş işte. Bak çekecek mi lan ha? Kim bilir nasıl öptün kızı. Ya Cenab-ı abi uyuma şuna. Abuk subuk konuşuyor işte. Oo Aydıncığım hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Seni özledik canımın içi. Vallahi ben de çok özledim. Cenab-ı abi döndüğünüzü duyar duymaz çocuk geldi. Ne haber abis? İyilik. Baba oluyorum ben. Aferin sana. Cenab-ı abi işler çok iyi gidiyor. Radyoya telefonlar, fakslar yağıyor. Dinleyicilere acayip baskı yapıyor. Abi, patron hemen programa başlamanı istiyor. Ne diyorsun, hemen mi? Yaşa be Aydın. İlk defa iyi bir haber getirdim vallahi. Ya o kadar çabuk sevinme. Benim biraz düşünmem lazım. Şaka mı ediyorsun Cenab-ı abi? Yok, ciddi söylüyorum. Biraz kararsızım. Ne yani? Konu ücretse onu halledelim. O da önemli tabii ama yani prensipler de çok önemli. Artık sanatımı pazarlamak istemiyorum. Başlatma prensibinden Cenab-ı abi. Başımıza zaten yeterince dert açtın. Belki bu program bizim hayatımızı kurtaracak. Eğer 2 aylık kirayı verirsek belki Sabri Bey'le aramızdaki işler de tatlıya bağlanır. Eğer bu programı kabul etmezsen vallahi billahi bir daha yüzüne bakmam. Belki senin hatırın için kabul edebilirim ama ücreti konuşmak lazım. Anlaşıldı abi, o kolay. Buna içilir işte. İçilir. Var mı içecek bir şey? Bir şarabımız var, bozulmadıysa tabii. Ya ben içmesem bilgi bekliyor. Bu akşam kayınpederlerdeyiz de. Canım kadar nasıl etme, hiçbir şey kaldı. Ben de içerim Cenab-ı amca. Baba oluyorum. Ya. Baba oluyorum bu dedi. Duydun doğru canımın içi. Baba tabii. Hadi efendim sevdiğin artık. Buraya mı gömdünüz yoksa oraya mı? Çekiştirme beni, ne bileyim nerede? Bilirsiniz, bilirsiniz ha canım.
yapmayın valideciğim benim. İsterse kafası zehir gibi çalışır. Hadi söyleyin bakalım nereye gönderiyorsunuz? Çekiştirmeyin kadıncağızı efendim öyle. Ne istiyorsunuz anneciğimden? Efendim altınları bahçeye gömmüş de tatbikat yapıyoruz. Altın mı dedi? Sevim koş, Sabri Bey bahçede define arıyor. Bir senin sözün bakmış. Altın falan yok efendim. Nereden uyduruyorsunuz bunları? 30 tane çil çil reşat altını efendim, bunun şakası yok. Nereye gömdün teyze altınları? Nereye olacak? Çınar'ın altına. Çınar? Hangi Çınar'ın altına? Eyüp Sultan cinayetine döndü bu iş. Yanlışınız var efendim. Çiçeklerin altına demiştiniz. Şairler Bodrum'dan döndü Sevim. Koş! Hoş geldiniz. Hoş bulduk Cafer'cim. Nasılsın canımın içi? Sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz. Tutku Bey, siz de hoş geldiniz. Sağ ol Cafer'cim. Şunu alsan yeter canım. Hoş geldiniz Cenab Bey. Hoş bulduk hanımefendi. Nasılsınız? Hayrola Sabi'cim, bahçıvanlığa mı başladın? Yok teyze, bahçeyi aldık görmüş de onu arıyorlar. Aldın mı? Yok ya. Ana, kim bu çocuk bak kızım? Kırarım bacaklarınızı, gidin kendi bahçenize oynayın. Çocuk değil onlar anneciğim. Cenab Bey ile Sıtkı Bey şort giymişler. Hayrola Sabi'cim, bu ne bir surat mı böyle? Size teessüf ederim efendim. 2 aydır kira ödemediniz. Siz tatil yaparken burada biz ne yiyip içiyoruz umurumuzda değil. Cenab Beyler öyle insanlar değil efendim. Geldiler işte, öderler borçlarını. Kilidi değiştirdim. Kirayı ödemeden eve giremezsiniz. Zaten başka kiracı bulacağım. Ne yapacağız Cenab abi? Üzücü bir durum. Oysa biz o daireyi satın almayı düşünüyorduk. Düşünüyor muyduk? Ha evet, düşünüyorduk ki. Evet, Sabri Bey yabancı değil, söyleyebilir. Hayrola efendim? Ne söyleyecektiniz bana? Ne söyleyecektim canım? O teyzenden kalan mirası. Miras mı kaldı? Yaşadığınız Cenab Bey'e yaşadığınız Sıtkı Bey. Tebrikler efendim, tebrikler. Ayıptır sorması ne kadar? Bir iki aya kadar 300.000 dolar gibi bir para gelecek. 300.000 dolar mı? Bunlar köşeye dönmüşler Sevim, koş! Gördünüz mü efendim? Onlar sizin kiranıza falan tenezzül edecek insanlar değil. Bilmez miyim efendim, bilmez miyim? Bakın, daireyi satın almak istiyorsanız... Bundan artık o kadar emin değiliz. Hiç düşündün mü 2 aydır neden gelmedik, sormadık, aramadık? Ha, veraset işleriyle uğraşıyoruz. Çok çok özür dilerim efendim, bilmiyordum. Terk edip bittiniz sandım. Anne amca! Anne! Hayrola ustam, ne oldu? Kaldırmak istiyordum. Birden düştü, bayıldı kızcağız. Vahla! Dükkanın yerinde mi? Yerinde, yerinde. Anne! Şak diye düştü, bayıldı Cafer amcacığım. Geçti direkt geçti. Öpeyim. Ne tatlı. Anne! Hayırdır inşallah Davut, ne oldu? Bek hastalandı Ulviye. Türkan Hanım'a getirdik. Ben de hemen geliyorum. Vah yavrum vah. Vah vah. Geçmiş olsun efendim, geçmiş olsun. Nerede kalmıştık ilginç? Bilmiyorum Cenab abi, kafam iyice karıştı. Sizden tekrar özür diliyorum efendim. Bir yanlış anlama oldu. Peki, peki ama bir daha olmasın Sabri'ciğim. Anahtarı ver. Anahtar bende Cenab Bey. Büyüksün hanımefendi. Bir dakika, bir dakika. Dönüşünüzü 4 gözle bekliyordum Cenab Bey, buyurun. Bunları hemen marketten al gel Cafer. Hadi canım içi, hayır gıdaya selamlarımı söyle. Baş üstüne, alayım da efendim. Biliyorsunuz sizlere ben kefil oldum. Yani bu miras işinin kop çıktığı öğrenilirse başım çok derde girecek. Cafer, biraz yardımcı ol. Radyo programı başlıyorum. Avans alır almaz bütün borçlarımı kapatacağım, merak etme. Bu miras işini de fazla dillendirme Cafer. Bakarsın insanlar unutur gider. Unutmazlar efendim. Hep sizden bahsediyorlar. Bugün yarın Sedat Bey sizden hiç konuşmaya gelebilir yani. Duydun mu Cenab abi? Merhaba. Hoş geldin. Niye geldin eskici? Sen de mi aldın haberi? Aldım hocam. Aşk olsun. Hep başkalarından mı duyacak? İnsan söylemez mi? Söylemesine söyler de. Neyse, hayırlı olsun. Çok sevindim. Bakın. Benim şahane bir projem var. Hadi hadi, ye geç başka kapıya. Adamların işi var, gücü var. Senin projenle, projenle uğraşamazlar. Sana ne oluyor aslanım? Sen kapıcılığına bak. Sen şunları alıp gel Cafer. Hadi aslanım, hadi. Eskici, bir dakika ama. Veciz bir biçimde projeni anlatabilirsin. Bak hocam. Siz sanatçı adamlarsınız.
Ben de az buçuk antikadan anlarım övünmek gibi olmasın. Diyorum ki sizlerle beraber bir antikacı dükkanı açalım. Anlıyorum. Yanılmıyorsam biz sermayeyi koyacağız. Sen de emeğinle katılacaksın, öyle mi Hüseyin? İcabında ben de biraz para korum hocam. Sizinle çalışmak benim için şereftir. Seninle çalışmak bizim için bir şereftir. Daha para elimize geçmedi Hüseyin. Şu velayet işleri bitene kadar biz bu meseleyi biraz düşünelim ha? Düşünün hocam. Ben hep demişimdir. Sabri Bey'in bu külli evi sizin gibi adamlara yakışmaz. İlk depremde yerle bir olur burası, Allah korusun. Hazır elde imkan varken size şöyle sağlam zeminli kayalıktan mis gibi bir villa yapalım ha. İlginç. Bunu düşünebiliriz. Bize bir miktar kredi verebilir misin eskici? Veraset işlemlerini bitir bitirmez öderiz. Lafım olur hocam. Ne kadar? 100, 150, 200. 150 çok iyi olur, 200 daha iyi olur. Alayım dedeceğim. Ben geldim. Aa, hoş geldin Haris. Biz de bu çocuk henüz daha niye gelmedi diye merak ediyorduk. Size bir şey söyleyeceğim. Sen de buradasın ha Hüseyin amca. Gördüğün gibi buradayım aslanım. Ne haber? İyilik. Cegelikak agamcaga, digilegek, iki digi agamligek, agamigilege. Bakarsa gel dökeylege digi. Ne oluyor aslanım? Mesele nedir biz de anlayalım. Seni ilgilendirmez Hüseyin amca. Sıkıtkıdı agamcaga. Begem baka baka ogolugu yugorugu. Ne oluyor hocam? Mevzu nedir? Henüz biz de anlamış değiliz canımın içi. Begem baka baka ogolugu yugorugu. Sen nasıl begem baka ogolugu yugorugu? Acaba kaçsak mı İbrahim içi? Bir süre ortalıkta gözükmesek. Hiç yararı olmaz Cenab-ı Hak. Peşimize özel dedektif takar bunlar. 300 bin dolarlık efsane olduk senin sayende. Hocam beni öyle suçlamayıp Can Hamdi ile küçük bir beyaz yalan söyledim. Nereden bildim bütün bunların başımıza geleceğini? Ama unutma, itibarımız arttı. Sabri Bey ile bizi eller üstünde tutuyor. Şimdilik öyle. Ama ortada miras falan olmadığı anlaşılınca linç eder bunlar bizi, linç. Ah, sen söyleme öylece bak. İçim fena oluyor. Açmayacak mısın? Sen aç canım abi. Ben 300 bin dolarlık bir adamım. Rahatsız etmiyoruz ya efendim. Rica ederim efendim. Şeref verdiniz hanımefendi, buyurun. Biz de şimdi sizden bahsediyorduk. Buyurun buyurun. Efendim Ayla Hanım size börek yaptı. Kendi elleriyle. Aman ne kadar naziksiniz. Alıvereyim bir şey. Yok sen yorgunsun tabii. Hem de ellerinizle. Kime niyet kime kısmet. Ama biz Sami'cimizi de çok seviyoruz. Duygular karşılıklı efendim. Biz de sizi çok seviyoruz. Gerçekten efendim. Vallahi öz kardeşlerimiz gibi. Şey efendim. Şu veraset işleri ne zaman bitecek acaba? Çünkü bizim de kendimize göre hesaplarımız var mı? Sabri Bey, size bir itirafta bulunmak istiyoruz. İtiraf mı? Ne itiraf? Şunu itiraf etmek gerekir ki Sabri'ciğim, bu ev 90 bin dolar etmez. Ayrıca hükümetimizde dolarla alışveriş yasakladı. Ama efendim? Cenab-ı abi lütfen. Yok ya, bunda utanıp sıkılması yok. Tosluk başka, alışveriş başka. Mesele oysa sizin için 10 bin dolarlık bir indirim daha yapabiliriz. Ama efendim zaten 10 bin dolar indirmiştik. Olsun efendim. Cenab-ı Bey'in hatırı için biraz daha indirelim. O kiracıdan çok öteye bir insan bizim için. Büyüksün zaten. Öpeyim canım. Öpün efendim, öpün. Sormaya ne gerek var? Sanki Sezar'ın Roma'ya gelişini kutluyorlar. Keşke biz de komşularımızla bu törene katılsaydık. Bunlar bizim komşumuz olamaz. Bir an önce bu orta halli insanların bu apartmanından kurtulmamız lazım Dilci. Öyle mi? Hayret! Ben de bu daireyi satın alacağız sanıyordum. Cık, hatırlatma o kepazeyi. Aklıma geldikçe bak. Tüylerim diken diken. Hazır mısın Cenab-ı abi? Hazırım canım. Bütün kadınların kulağı sende olacak abi. Öldür onları. Elimden geleni yapacağım. Merhaba sevgili dinleyiciler. Uzun bekleyiş sona erdi. Özlediğiniz programa yeniden kavuştunuz sonunda. Sabırsızlandığınızı bildiğim için sözü hemen şairimize bırakıyorum. Sana döndüm İstanbul. Özledin mi beni? Dinliyor musun beni? Çok özledik. Can kulağıyla dinliyoruz. Sevgili dostlar,
bu programımızın konusu yalanlar. Özellikle de küçücük, mini minnacık, masum yalanlar. Hangimiz bazen beyaz yalanlar söylemeyiz ki? Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayayım? Ben de söylerim zaman zaman. Şşşt! Siz mi dinleyeceğiz Cenab Bey'le? Sus kız sen de got got got. Herkes burada radyo dinliyor. Madem beyaz yalanlar diye açtık sözü, kendimizden bir örnekle sürdürelim izin verirseniz. Tadil dönüşü, bir alacağı olan dostunuza hayali bir mirastan söz ettik. Duydunuz mu efendim? Başındaki hayali belayı o anda sağlamak için ne yaparsın? Yoksa bize yalan mı söylediler? Evet, susun da anlayalım efendim. Ne ilgisi var bizimle? Bir başkasından söz ediyor herhalde. Sana sesleniyorum Sabri'ciğim. On binlerce dinleyicinin önünde senden özür diliyorum. Sıtkı'ya miras kalmadı. Sıtkı'nın teyzesi de ölmedi. Aslına bakarsan Sıtkı'nın teyzesi de yok. Birden ağzımızdan kaçtı canımın içi. Seni kandırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Özür dileriz. Bağışla bizi ve ilk parçayı sana armağan ediyorum. Ne yaptın Cenab abi ya? Geç de olsa doğru olanı yaptım canım. Teşekkür ederim dayı. Bir şeydir. Hoşçakalın. Güle güle. Derslerinize iyi çalışın ha. Güle güle çocuklar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bunu bana verdin. Aman çok güzel. Kaybetme sakın. Bana da bunu verdi abla. Seninki de çok güzel. Ama benim kızlarım büyümüş de dayıların özel arabalarıyla yürümüş de. Buyurun. Selam Cafer. Nasılsın bakayım Başakcığım? Benim adım Yeşim. Aa Yeşim tabii Başak bu. Ben Banu'yum. Olsun canım ikisi de güzeliz. Nereye efendim böyle? Cenab abi radyoya bırakacağım. Radyo programımı başlıyorum. Dinlemeni tavsiye ederim. Yoksa bir efendim kaçırır mıyım hiç? Efendim hayırlı olsun. Başlıyormuşsunuz programa. Başlıyoruz Sabriciğim. Kavuşacağım sevenlerime. Ay çok sevindik efendim. Özledik sizin o güzel sesinizi. Çok naziksiniz hanımefendi. Bir saat sonra yayındayım. Biliyorsunuz değil mi? Bilmez miyim efendim? Sabırsızlıkla bekleyeceğim dakika dakika. Efendim o miras işinde bir gecikme olduğunu duyduk. Aslı var mı acaba? Var efendim. İşler biraz karıştı. Aa öyle mi efendim? Üzülmeyin. Eninde sonunda düzelir. Aslına bakarsanız... Biz de düzeleceğini umuyoruz Sabriciğim. Programı dinleyeceksin değil mi? Ben mi efendim? Tabii dinleyecek efendim. Neden sordunuz? Yok öyle bir şey. Ya işte öylese. Rating meselesi hanımefendi. Kaçırmayız efendim, kaçırmayız. Dinleriz ailece. Ha, o veraset meselesindeki gecikme için de endişelenmeyin sakın. Çünkü anlaşmamız dolar üzerinden. Ha, öyle ya. Bak, içimizi rahatlattı Sabriciğim. Kira borcunuz için de hiç üzülmeyiz Cenab Bey. Biz bekleriz. Elbette efendim, elbette bekleriz. Çok iyisiniz, çok. Cenab abi geç kaldı. Haklısın gidelim, izninizle. Buyurun. Sefa ile efendim, sefa ile. İyi programlar. Ne oluyorsunuz efendim? Deniz aşırı yolculuğa çıkmıyorlar ya. Oldu olacak bir de arkalarından su dökün. Ayırmayı bekçiyim. Sabriciğim de konuşurken zemini yoklayıp ona göre taktik belirleyeceğim. Çelişkiye düşmeyelim, beni izle. Tamam canım abi, sen önden git. Wow, bu sessizlik senin dikkatini çekmiyor mu? Evet, Sabri Bey balkonda değil. Cemil bile pencereye çıkmamış. İlginç. Acaba terörist ihbarı alıp apartmanın içini boşalttılar mı? Aman dikkat et canım abi. Belki içeriye pusuya yatmış olabilir. Buyurun. Nasılsın Cafer şimdi?
Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Sabri Bey buralarda mı? Evet, evde. Çok kızgın mı bize? Kızgın ne demek efendim? Radyoda sizi dinleyince deliye döndü. Vallahi kalpten bekmeye gidiveriyordu az kalsın. Ne diyorsun ya? Vallahi karı koca biraz önce yine birbirlerine girdiler. İkisi de yamulmuş yere yatıyorlar. Türkan Hanım başlarında. Demek durum bu kadar ciddi. Ciddi efendim. Yani siz de öyle aniden söylediniz. Yani biraz insan alıştıra söyler. Öyle de canımın içi işte. Saygılar. Aşk olsun Cenap Bey. Nereden aklınıza geldi bu miras masalı? Size hiç yakıştıramadım doğrusu. Haklısınız hanımefendi. İstemeden oldu. Sabri Bey bizi yanlış mı anladı acaba? Bilmiyorum abi. Sen ne demek istemiştin? Ben mi? Ben aslında... Evi de alırım diye söz vermişsiniz. Bence girip bir özür dileyin. Özür mü? Çok doğru düşünüyoruz hanımefendi. Dilesek mi acaba? Dilerim ha. Ne duruyorsunuz? Gidip bir helalleşin. Adam ölür mü ölür, vallahi vicdan azabı çekersiniz. Bu kadar hasta. Bu kadar efendim. İkisi de karı koca yamuldular diyorum size. Öyle yatıyorlar. Hadi gel, korkma. Benim gelmem şart mı Cenab abi? Sen yalnız gitsen ha? Canım korkma, bize bir şey yapamaz. Bak bitkinmiş. Ha. Yani umarım öyledir. Geldiler efendim. Bütün yaptıklarınızdan sonra ne cesaretle geliyorsunuz buraya efendim? Sizden özür dilemeye geldik Sabri'ciğim, bizi bağışla. Affetmek büyük bir şanındandır Sabri Bey. Affetmem efendim. Rahmetli babam Karaca Ahmet'ten kalksa gelse gene affetmem. Hayır, size değer verip konuşmaya gelmişler. Sabri'ciğim, insanlar konuşa konuşa anlaşır değil mi? Konuşmuyorum sizinle efendim. İkinizi de dava edeceğim. Dolandırıcılıktan hapse attıracağım. Dolandırıcılıktan mı? Daha öyle. Sen benim yaptığım şakayı ciddiye aldın galiba Sabri'ciğim. Şaka mı? Şaka mı? Ne şakası? Ya yeter abi. Yeter. Zaten çok pişman oldum. Senin aklına uydum. Adama bir şaka yapayım dedim. Bak ne hale geldi. Ah. Çekişin mi lan? Duydunuz mu efendim? Şakaymış. Ben size demedim mi? Cenap Bey öyle bir insan değil diye. Oh çok şükür, demek şakaydı ha. Şaka tabii Sabri'ciğim, şaka. Öyle şaka mı olur efendim? Az daha yüreğim iniyordu. Hala titriyor elim ayağım. Affedersiniz ama buna eşek şakası derler. Ayıp efendim, ağzınızı toplayın. Cenap Bey'le öyle konuşamazsınız. Yok hanımefendi, Sabri'ciğim haklı. Duydun değil mi? Bir daha hiç kimseyle öyle eşek şakası yapmayacaksın. Aklınıza gelmişken şu kira borcumuzu da verelim. Aa, ne acelesi var efendim? Öyle ya, ne acelesi var efendim, biz yabancı mıyız? Sabiciğim verelim, bakarsın biraz işlemleri biraz uzun sürer. Ne önemi var efendim, biz bekleriz. Şu evin satış işlemi için yaptığımız anlaşma hala geçerli değil mi efendim? Şüphesiz. Ama Cenab abi. Yok hayır. Bizim gibi adamlar sözünden geri dönemez. Yakışmaz bize. Duydunuz mu efendim? Cenap Bey asla sözünden dönmez. Öldüme, öldüme. Bak Cemil abi. Yavaş ol. Neden Balyeciğimi uyandıracaksınız? Çüşünüz efendim. Ahırama giriyorsunuz. Demek hayatlısın daha. Vedalaşmadan nalları dikseydin vallahi üzülürdüm. Ne biçim konuşuyorsun Celil'ciğim? Herhalde ölmemi bekliyorsunuz efendim. Avucunuzu yalarsınız. Ayrıca kimin daha önce nalları dikeceği hiç belli olmaz. Beğendin mi yaptığını Cenap abi? İyice battık. Artık bizi kimse kurtaramaz. Ben kurtarırım. Benim adım Cemil. Mesele nedir? Seni ilgilendirmeyen bir mesele Cemil'ciğim. Lütfen karışma. Sen öyle üstüme gelme. Başka ne yapabilirim? Başka bir şey yapmana gerek yoktu abi. Nasıl olsa öğrenmişti durumu. Kim? Bush. George. Ne durumu? İkiz Kuleleri. Dünya Ticaret Merkezi. Onlar göçeli bir ay oldu be. Yani Wall Street'teki durum. Nereden aklına geldi Allah aşkına şaka yaptım deyip lafı çevirmek? Acıdım şeycimin haline. İsmi lazım değil. Hem fena mı yaptım bak. Zaman kazandık. Mahvolduk abi. İyice göçtük. Şimdi durmadan şu satışı yapalım diye kafa şişirecek. Bak bu konuda haklısın. Siz neden bahsediyorsunuz be? Hiçbir şey alamıyorum. Anlaman gerekme. Boş ver. Anlatırsanız yardımcı olurum. Ödün hadi. Benden sır çıkmaz. Benim adım Cemil. Bak Cemil'ciğim, senin hayatta yaşlı ve zengin bir teyzen var mı? Teyze mi? Yo, niye? O halde edemezsin. Hadi bizi fazla uğraştırma, lütfen evine git. Gidemem.
Senin eve almıyor. Bu gece burada kalacağım. İstediğin kadar kalabilirsin. Nasıl olsa bize yol göründü. Eyvah! Eyvah, kim acaba bu saatte? Umarım Sabri'cim değildir. Senin derdinse ben yokum. Biz geldik. Bir sene eksiktir abi. Evet, niye geldin delikanlı? Bak çekeceğim kulağını. Senin geldi zannettim, ödüm patladı. O elindeki ne? Evet, doğru. Bebekle oynama yaşın. Geçmedi mi biraz? O benim değil ki, sevgilimin bebeği. Hadi Halis, hadi evine. Annen çağırıyor, hadi. Ver bakayım. Cici, cici. Ne kadar tatlı bir şey bu delikanlı. Babası da benim. Ne tatlı. Anlarsın ya. Anlıyorum. Gözleri de ne güzel böyle yeşil yeşil. Annesine çekmiş. Safranı da sarı. Bırak şimdi Cenab-ı abi. Sırası mı şimdi şunun? Ver biraz da biz oynayalım. Bırak oynasın.